hazırlamış oldukları o projeleri tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Akdeniz hak ettiği hizmetini hep birlikte, buna sizler de şahitlik edeceksiniz. Bizim elimizden geleni yaparak bizler de Akdeniz'de özlenen hizmeti sunmaya adayız. Ve inşallah 31 Mart'ta da bu adaylık kesinleşecek ve özlemini duyduğumuz günleri, özlemini duyduğumuz özgürlükleri hep birlikte inşa ederek hep birlikte yaşayacağız. Akdeniz sıradan bir ilçe değil. Mersin Türkiye'nin en güzel kenti. Ama Akdeniz Mersin'in atan kalbi. Kürdün, Türk'ün, Arap'ın, Roma'nın, Rum'un, Alevi'nin, Sünni'nin, Hristiyan'ın kardeşle yaşadığı bir kent. Ama ne yazık ki bugün bu zenginlikler tekçi bir anlayışın, gerici bir anlayışın tahakkümü altına girmiş durumda. Biz tam da bu noktada vereceğimiz eşit, demokratik, katılımcı ve şeffaf belediyecilik hizmet anlayışıyla bu tekçi anlayışın, bu gerici anlayışın bir daha Akdeniz'i hayalinde bile görmeyeceği o belediyeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Tüm zorlu koşullara rağmen halkın içinde halkla birlikte nefes alıp veren bizler halkçı bir belediyeciliği inşa etmek için kolları sıvadık ve and içtik. Bu koşulları yerle bir edeceğiz. Bu karanlığı def edeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Deva Azadiye'ye zaman, özgürlük zamanı, zaman Akdeniz zamanı. Alanda ayrıştırma üzerine dil kuranların aslında bu belediyenin kaynaklarını kime peşkeş çektiklerini, nasıl ranta bulaştıklarını çok iyi biliyoruz. Herkesi birleştiren, herkesi bir arada tutan, herkesin kendini diliyle, kimliğiyle, rengiyle ifade ettiği bir zemini oluşturan bir DEM Parti var. Ayrıştıranlara karşı biz birleştiriyoruz, buradayız diyoruz. Arkadaşlar, partimiz bu dönem iki genç belediye eş başkan adayı belirledi. Bizler tabii ki de Akdeniz'in kanayan yarası, gençlerin geleceksizleştirilmesi, geleceklerinin karartılmasına karşı çok ciddi projeler hazırladık. Bunlardan bir tanesi de Akdeniz Gençlik Merkezi. Sevgili eş başkanımın vurguladığı üzere sağlıklı yarınlar projesiyle gençlerimiz için daha sağlıklı ve umut dolu bir gelecek inşa ediyoruz. Gençlerimiz geleceğimizin teminatı olarak önceliklerimiz arasında en özel yerlerden birini alıyor. Bu bağlamda gençlerimizin tüm yönleriyle gelişimini desteklemek adına çok amaçlı bir gençlik merkezinin kapılarını aralayacağız. Bu merkezde eğitimden teknolojiye, çevrecilikten kültüre kadar geniş bir yelpazede gençlerimiz kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Akdeniz Gençlik Merkezi, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri, içlerindeki potansiyeli tam anlamıyla keşfedebilecekleri bir mekan olacak. Biz belediyeyi aynı zamanda kadınlarla birlikte yöneteceğiz. Bu vizyon doğrultusunda kadın destek merkezi açacağız. Bu merkezle birlikte Akdeniz'de toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarımızı kadınlarla birlikte uygulayacağız. Belediye hizmetlerimizi kadın dostu bir yaklaşımla yeniden inşa edeceğiz. Eğitim programlarıyla kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda aktif yer almasını sağlayacağız. Üretim atölyeleriyle kadınların iş gücündeki varlığını destekleyerek ekonomik bağımsızlıklarını pekiştireceğiz. Kadın sağlığı ve refahı konusunda doğrudan destek sunacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele birimi kuracağız. Belediyemiz bünyesinde ilçemizde şiddete maruz kalan tüm kadınların yanında olmak için bir kadın sığınma evi kuracağız. Bu sığınma evi sadece bir bina olmayacak, aynı zamanda kadınlara sosyal, psikolojik ve ekonomik destek sağlayacak bir umut ışığı olacak.